Merhabalar sevgili Lego severler. Ben Çılgın Legocu. Amatör YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bugün alternatif Lego olarak, yani orijinal Lego değil de yan sanayi Lego'dan olan çakma Lego da diyebiliriz. Setlerden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Karşımızda gördüğümüz set arkadaşlar orijinal Lego değil. Teknik yan Mold King olarak ya da eskiden Lepin olarak aranıyordu. Şimdi Mold King ya da Mod Bricks ya da Kada olarak. Kada artık kendisine ait bir büyük bir marka oldu. Mesela şu Ferrari gibi. Bu elektrikli Ferrari. Yandaki Porsche'yi arkadaşlar sırf boy olarak görmeniz için, boy olarak hepsi de bugün göstereceğim bütün setler 1'e 8 ölçüm olduğu için arkadaşlar aynı Lego'nun lüksus arabaları gibi. Tabii ki Lego lisanslı setleri yapıyor arkadaşlar. Bu set Mercedes AMG 63'e benzetmek istemişler. Elbette Mercedes lisansı yok. Bu şekilde Almanya'da yine de satın alabiliyoruz arkadaşlar. Çünkü yapışkanlar orijinal Mercedes olarak satılmıyor. Parça olarak satıldığı için yapışkanı kendiniz alıp takabilme imkanınız var. O yüzden kendinize özel bunu yapabilirsiniz. Ben bu arabayı yapmamın sebebi ne yazık ki Lego'da orijinali bulunmaması. Çok sevdiğim G model. Hatta 6x6'yı istemiyordum. 4x4 daha çok hoşuma gidiyordu. Fakat o zamanlar sırf eskiden dediğim bundan 3 sene evvel sırf böyle bir 6x6 modeli vardı. Şimdi 4x4'ü de var. Hatta 1 seneden beri sırf bu modelin beyazı satılıyor şu anda. Siyahı tena bulunuyor artık. Yani o da tena bulunmasının sebebi zaman olarak. Aynısını dediğim gibi arkadaşlar Mold King olarak bakabilirsiniz. Ya AliExpress ya da Amazon üzerinden satın alınıyor arkadaşlar. Bu gördüğünüz set arkadaşlar 120 euro civarında olacak. O zamanlar şimdi tabi Lego alternatif ya da yan sanayi olması için değişik fiyat Türkiye'de daha uygun da olabilir. Onu şu anda sizlere o şeyde fazla bilgi veremeyeceğim. Ama aramak için Kada ya da Mold King olarak bakınabilirsiniz. Kalite olarak Lego ile birebir aynı diyorlar. Fakat bu doğru değil arkadaşlar. Bunu şöyle biraz şey yapınca biraz fark ediyoruz. Ama şöyle diyebilirim. Şimdi normalde arkadaşlar şu Porsche 959 Lego'nun liste fiyatı 300 euroydu. Bu 120 euroya karşılaştırırsak elbette epey fiyat farkı var. Fakat epey de kalite farkımız var. Ama yine de güzel diyebilirim. Daha doğrusu şöyle diyeyim arkadaşlar. 120 euroya değdi diyeyim. Çünkü epey büyük fazla parçalı. 4000'den fazla parçası var arkadaşlar. Şöyle bir bakabilirsiniz. Tabii buradaki şeyler sipariş verdiğinizde bu yapışkanlar yok. Ben bu yapışkanı kendim sonradan satın aldım. Taktım üzerine. Satmadığım sürece de problem yok arkadaşlar. Ama güzel bir set. 4 kapılı arkadaşlar. Ve arkasında pick-up şeyi. İçinden şeyi de görebilirsiniz arkadaşlar. Koltuklar da güzel yapılmış. Üstü de panorama dach diyoruz. O da açılıyor arkadaşlar. Ayrıca şöyle bir de arkadan göstermiş olayım arkadaşlar. Şimdi bu seti seçmemin sebebi arkadaşlar istek bu set üzerinden geldiği için sizlere bu seti göstermeye karar verdim. Şöyle açılabiliyor tekerleği indirdiğimiz zaman.
daha güzel açılabiliyor arkadaşlar. Yani epey güzel bir set. Öbür tarafı aynı olduğu için arkadaşlar o taraftan göstermek istemiyorum. Fakat önemli olan teknik arkadaşlar için, tabii çok önemli olan altı olduğu için arkadaşlar, size hiç olmazsa altından da bir iki detay göstermiş olayım arkadaşlar. Altı egzozlu. Böyle egzoz yapılmış. Tabii Hand of God şeyi yok. Direksiyonu yok. Şey olarak, yani bu fiyata epey uygun arkadaşlar. Hatta ve hatta Almanya'da %100 vergi artı vergi diyorum. Gümrük artı vergi geldiği için belki Türkiye'de daha uyguna bulabilme imkanınız olabilir. Yani böyle setler Almanya'da çok pahalı. Tahminimce Türkiye'de daha uygun bulma imkanınız olabilir. Öyle tahmin ediyorum. Çünkü Almanya'da %100 gümrük geliyor arkadaşlar. Artı vergi geliyor üzerine yani. Alternatif olarak arkadaşlar böyle bir tane de Ford Hoonigan var. Benim en sevdiğim model. Ne yazık ki ben bu modelleri orijinal Lego olarak hayal ederdim. Fakat ne yazık ki olmadığı için öyle bir setler. O yüzden bu yan sanayiye mecbur kaldım arkadaşlar. Bir de madem ciplerden devam ediyoruz. Bir de arkadaşlar şöyle bir uygun olarak bu gördüğünüz set 120-130 euro civarı demiştim sizlere. Bir de bunun ucuz alternatifi var tabi. Sizlere onları da göstermiş olayım. Şöyle daha uygun şey isterseniz boy olarak aynı. Fakat bu da yeni şeyler gibi fazla dolu değil içi arkadaşlar. Bu da şey olarak bunun içi epey boş arkadaşlar. Bunun fiyatı 70 euro civarı. Jeep Rubicon olarak. Bunlar da tabii şu ikisi gibi aynı şirketten. Teknik yan olarak arayabilirsiniz. Mold King olarak arayabilirsiniz. Ya da şey olarak da arayabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoyu Arda kardeşim istediği için yaptım. Gerçi çok önceden söz vermiştim Instagram'da. O yüzden bu setleri göstermemi istemişti. Özellikle 6x6 Mercedes AMG'yi, yani Mercedes değil, Mercedes AMG'ye benzetmişler diyelim. Göstermek istemişti. O yüzden ben bu videoyu özel Arda kardeşim için hazırladım. Ve elbette Arda kardeşim bana yarışmalarımda yardım ettiği için ve yarışmalara katılma hakkı olmadığı için onun hediyesi olarak bu Mercedes 6x6'yı seçtim. Türkiye'ye geldiğimde ona beğenci doktora veririm ya da direkt ona yollayabilirim. Ne yazık ki kartonu yok Arda'cığım. Bu şekilde sana yollayacağım. Veyahut da kendim getireceğim onu. Bakalım artık. Böyle bu setlerin arkadaşlar inceleme videosunu istiyorsanız birkaç istek gelmesi lazım ki seve seve yapayım. Ama normalde ben bu yan sanayi ya da çakma Lego diyorlar ya da Lego alternatif de diyoruz biz. Fazla videolarını daha doğrusu değil. Mega biliyorsunuz arkadaşlar Mega Constructs onları yapıyorum ama onlar orijinal model olduğu için onları seve seve yapıyorum. Yarın arkadaşlar bir tane güzel Star Wars videosu geliyor. En yakın zamanda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Lego ile kalın.